23 Nisan küçüklerin yaşadığı büyük heyecandır. Gün boyu söylenen şarkılar, türküler, marşlar, giyilen renk cümbüşü kostümler, yapılan danslar, rondlar, piyesler çocuklara bayramı coşkuyla yaşatır. Üstlerinde tertemiz giysiler, yüzlerinde gülücükler ve yüreklerinde sevinç vardır. Ancak gönül ister ki çocuklarımızın yüzleri sadece 23 Nisanlarda değil, her daim gülsün. Oysa ülkemizde sokak çocukları, çocuk işçiler, bebek ölümleri, okul olmayan köyler ve yoksulluk sınırında yaşayan çocuklar gibi pek çok problem hala çözüm bekliyor. İşte çocukların eğitimi, sağlığı, gelişimi ve mutluluğu için yıllardır uluslararası arenada savaş veren UNICEF'in Türkiye Milli Komitesi Genel Müdürü Sayın Sevinç Karasapan Soysal bugünkü konuğum. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. UNICEF olarak bilinen Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu ama genel olarak kısa versiyonuyla UNICEF olarak bilinen fon. Türkiye'nin UNICEF'e ait kolu ne zamandır çalışıyor ve nasıl bir çalışma bu? Türkiye Milli Komitesi sanıyorum ilk önce bir 60'larda ortaya çıkmış. Sayın İhsan Doğramacı'nın gene girişimiyle. Fakat bir ara biraz ölü bir duruma girmiş. 70'lerden sonra yeniden canlanmış. Evet. Ne o gibi çalışmaları beri var UNICEF'in? Türkiye Milli Komitesi açısından. UNICEF'in yani Milli Komitenin yaptığı işler, UNICEF'i tabii biraz ikiye ayırmak gerekiyor burada. UNICEF bir takım kitlesel çocuklara yönelik kitlesel geliştirme ve iyileştirme programlarına fon sağlar. Ve bunların nasıl yapılacağını göstermeye çalışır bütün ülkelere. Tabii üye ülkelere, yani bunu isteyen ülkelere bazı konularda yol gösterici ve standart saptayıcı bir rol oynar. Nasıl yapacak bunu? Tabii ki çok fon gerekiyor. Bu fonları da daha çok UNICEF, Türkiye değil tabii yalnız, UNICEF'in bir 32-38 tane şimdi oldu. Çünkü de devamlı artıyor bunlar. 38 komitesi var. Türkiye'de bunlardan başka ülkelerde. Dan bir tanesi o zaman. Türkiye'de bunlardan bir tanesi. Biz bu komitelerde fon toplarız. Bir takım ürünlerimiz var artık. Ümit ediyorum herkes biliyor bunları. Evet, bunları bu programda da tanıtacağız. Onların satışı var. Fon toplama var ve bazı projeleri iş hayatındaki büyük firmalarla birlikte yürütme gibi de bir imkanı var. Evet. Biz her bu üç tarzda da çalışıyoruz. Evet. Bu başlı başına çok büyük bir fon. Siz de Türkiye ayağı olarak UNICEF'in ürünlerini, bazı ürünlerini burada satıyorsunuz. Aslında satmak da çok yanlış anlamalara sebebiyet verebilir. Satmak değil, sadece çocukların eğitimi, mutluluğu ve daha iyi ve sağlıklı bir hayat yaşayabilmeleri için o imkanların tanınabilmesi için gerekli maddi olanakları temin etmek açısından neler var önerinizde satmayı öngördüğünüz? Örneğin kartpostallar var. Hepsi birbirinden çok şık, rengarenk. Bugün gelirlerinden, UNICEF'in genel merkezlerinin gelirlerinden %70'i zaten bunlardan oluşuyor. Evet, UNICEF'in kartpostalları çok zaten ünlüdür. Kartpostallarımız var. Yalnız kartpostal değil, tabii tebrik kartları var. Tebrik kartlarının her çeşidi var. Hatta biz onları burada düğünlere, sünnetlere falan da ulaştırmaya çalışıyoruz. Nikah içinde çok kullanılıyor. Evet. Onun dışında burada izleyicilerimiz için gösterebileceğimiz gene çok şık küçük notluklar var. Şu şekilde. Ben yine böyle kameramızın önüne koyayım. İzleyicilerimizin daha yakından görebilmeleri için şu şekilde bürolarda, ofislerde çok rahatlıkla kullanılabilecek notluklar. Yine biz gerçi programımızda hep portrelerin mug'ını, bardağını kullanıyoruz ama bugün bir istisna olarak UNICEF'in ürünlerinden bir tanesi olan yine böyle çok sevimli mug'lar var. Sizin bağış için satmayı öngördüğünüz. Onları da şöyle sıralayayım. İzleyicilerimiz yakından görebilsinler. Belki ilgilerini çeker ve programın sonunda da zaten ben gerekli telefon numaralarını ve hesap numaralarını da ileteceğim. Bağışta bulunmak isteyen izleyicilerimiz için. UNICEF ve UNESCO arasında herhangi bir ortak girişim ya da işbirliği söz konusu mu? Yani tabii ikisi de Birleşmiş Milletler'in bir kolu oluyor. Fakat UNICEF'in özelliği, UNICEF sırf çocuklarla uğraşan çok spesyalize bir
Yani çok sırf bir tarafa adamış bir bölümü oluyor. 1989 yılında yanılmıyorsam Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çok önemli bir konuyu ele aldı. Neydi bu konu? Çocuk Hakları Sözleşmesi'ydi. Ve bu sözleşmeyi imzalayan her ülke 2000 yılına kadar temel eğitim sorununu halledeceğine dair söz verdi. Bu sözü veren ülkelerden bir tanesi de Türkiye. Bu sözleşmeye imza atan ülkelerden bir tanesi de Türkiye. Bugün eğitim konusunda çocukların durumu nedir ülkemizde? Ülkemizde eğitim konusunu tabii daha iyi bir fikir almak için tabii ki Eğitim Bakanlığı'na sormak lazım ama bizim bildiğimiz kadar da bizim şu son senelerde gördüğümüz bir kere Türkiye'de 8 yıllık eğitim başladı. Bu büyük bir adımdır. Çünkü bununla birlikte birçok şeylerin daha kolaylaşması mümkün oldu. Bir çocuk işte ne bileyim ilkokulu bitirince çırak olamayacak da 8. sınıftan sonra çırak olabilecek. Bu çok önemli çünkü çocuk o yaşlar arasında müthiş gelişen bir insan. O arada belki kendisine başka türlü bir hayat çizme yolunu da düşünebilecek. Yalnız söylendiği için bir mesleğe kaymayacak. Evet. Daha da tabii bunun yanında bir sürü tabii bunların yararları var. UNICEF'in genel merkezi de tahmin ediyorum bütün ülkelerdeki eğitim sistemini yakından takip ediyor olsa gerek. Çünkü çocukların tabii. Eğitimi demek onların mutluluk evet. ve daha sağlıklı bir hayata kavuşması demek. Örneğin ben Çocuk Vakfı'nın hazırladığı bu 97 itibariyle hazırlanan bir rapor gerçi ama bu rapora göre Türkiye'de her 100 kız öğrenciden 29'u hala okula gitmiyor. Evet. Ya da gönderilmiyor bir başka şekliyle çok daha net anlatılabilecek bir durum bu. Gönderilmiyor. Ve her 100 çocuktan 21'i hala okuma yazma bilmiyor. Bu da her 5 çocuktan en azından bir tanesinin hala okuma yazma bilmediğini gösteriyor. Bu konuda eğitimin yaygın bir şekilde verilmesi açısından UNICEF'in Türkiye'ye özel bir programı ya da bir özel fonu söz konusu mu? Var. UNICEF'in Türkiye'de programları da var. Ancak demin de söylediğim gibi UNICEF yol gösterici. Mesela pilot bir bölge alır. Orada bir takım uygulamalar yapar. Eğer ülke ve ülkeye uyuyorsa ve devlet bunu istiyorsa bu buradan alınarak yürütülür. UNICEF'in bu tür pilot uygulamaları var. Mesela çalışan aileler var. Göçerek yazın veya kışın başka yere göçüp mesela diyelim ki pamuk toplayanlar evet. belli bir mevsimde orada olmak durumunda olduğu için bütün aile giderek orada çalışıyor. Bunların çocukları var. Ve nasıl yapıyorlar bu aileler? Kız çocuklar oturuyorlar. Evde bir sürü bebekler oluyor tabii. Çok çocuklu ailelerimiz var. Kız çocuklar bebeklere bakıyorlar. Anneler, babalar tarlada çalışıyorlar. Bazen büyük olan çocuklar da tarlada çalışıyorlar. Bazen kızlar da çalışıyorlar. Şimdi bunu nasıl önleyebilirsiniz? Bu ailenin buna ihtiyacı var. Yani biz aileleri hiçbir şekilde karşımıza almıyoruz böyle konularda. Ve aileleri anlamak UNICEF'in en büyük prensiplerinden biri. Hem aileleri anlıyor hem bu durumların oluşunun sebepleri var. Durup dururken insan çocuğuna zor bir durum yaşatmaz. Okula gitme demez, tabii, zorunluluklardan demez. Dolayı. O zaman ne yapılıyor? Mesela şunu yapmışlar, bir tanesi bu. Kız çocuklarının da gelmesini sağlamak için... Kız çocuklarına da öğlenleri o bulunulan yerlerde, o çalışılan yerlerde öğlenleri yemek verme sistemi koymuşlar. İki boğaz eksik oluyor veya üç boğaz eksik oluyor beslenmesi gereken. Bu da bir özendirici durum oluyor. Bunun dışında o gidilen yerlerde ufak bir nevi okullar yapılmış. Tabii belki o okul diyemeyiz, kurs diyebiliriz ama orada mesela her sınıf seviyesindeki çocuklara eğitimler verilebiliyor. Sonra eğer onların arasında büyük çocuklar varsa, mesela diyelim ki 13 yaşında bir kız çocuk okumayı yazmayı biliyor, onun da küçüklere öğreteceği bir ortam sağlanıyor. Evet, evet. Bu şekilde zincirleme gidebilen bir takım gelişim burada imkanları da var. Başlı başına dünya çocuklarının durumu 99 yılı itibariyle yine sadece eğitimi konu alan bir kitapçığı evet. var UNICEF'in. Orada da dediğiniz gibi evet. Tayland, Hindistan gibi kimi ülkelerde bu tür örnek çalışmalar yapılmış evet. ve umut ediyoruz Türkiye'deki çalışmaları da UNICEF'in tabii. yine aynı tabii. yoğunlukta devam eder diğer ülkelerde olduğu gibi. Şunu hep söylemek lazım ki Türkiye eğitim konusunda
UNICEF'in meşgul olduğu ülkelerin çok ilerisinde. Evet. Normalde daha meşgul olması gelişmekte gereken. Olandan UNICEF ziyade gelişmemiş. UNICEF en kötülere yardım eder. En kötü durumda olanlara yardım eder. Diğer ülkelerde de yol gösterici roller oynuyor. Tavsiye bu Türkiye'de de böyle. Şeklinde. Türkiye'nin yine belli başlı çocuklar söz konusu olduğunda problemlerinden bir tanesi de işçi çocuklar. Özellikle son yıllarda bu çok gündeme geldi. Evet. Haberlere konu oldu. Yine istatistiklere bakarsak Türkiye'de maalesef her 4 çocuktan bir tanesi çalışıyor ya da çalışmak zorunda bırakılıyor. Çalışan çocuk oranı %24. Halbuki bu oran şehirlerde %40'lara kadar çıkıyor. Şimdi mesela Uluslararası Çalışma Örgütü ILO 15 yaşın altındaki çocukların çalışmasını yasaklamış bir örgüt bu. Ve bu örgütün sözleşmesini Türkiye imzaladı. Böyle bir yasağa uyacağını kabul etti. Ama buna rağmen acaba bu yasağa uyuyor mu? Ve siz UNICEF olarak bunları takip ediyor musunuz? Ve işçi çocukların çok küçük yaşlarda, çok ağır koşullarda çalıştırılan çocuklar için yine bir fonunuz ya da bir tavsiye kararınız var mı? Şimdi ayrı bir fon olarak bir şey söyleyemeyeceğim. Çünkü biz fonlarımız hepsi bir araya toplanıyor. UNICEF Genel Merkezi'ne gidiyor. Oradan en çok ihtiyacı olan yerlere gidiyor. Bunların arasında Türkiye'de var. Şimdi çalışan çocuklara gelince bu 8 yıllık eğitim bunun bir kısmını halledecek. Daha çok erken tabii hepsini halledebilmesi için. Bir de çalışan çocuk deyince şunu düşünmek lazım. Sokaklardaki gördüğünüz çocuklar da çalışan çocuk. Onlar da evleri, aileleri olan çocuklar. Yani burada sokak çocuğuyla çalışan çocuk birbirine girmiş oluyor. Bunların tek tek takibi 65 milyonluk bir ülke içinde çok zor. Ailelerin bulunması, ailelerin ikna edilmesi. Şimdi o çocuk diyelim ki Kleenex satıyor, eve bir para getiriyor. Neticede bir bakıma da iyi çünkü her yerdeki sokak çocukları gibi değil çoğu bizimki. Yani tinerciler var, evet. Bunlar da çoğalmaya başladı maalesef. Fakat bizdekilerin bir gidecek yeri var. Halbuki sırf sokakta yaşayan Amerika'da da var bu. Ne bileyim, İsviçre, her yerde var. Evet, her ki bu oran da aslında Türkiye'de çok düşük değil. Çünkü siz dediniz ki aileleri var ama kimsesiz çocuklara da baktığınız zaman ben bu program öncesinde bayağı istatistikleri araştırdım. Mesela kimsesiz çocukların sayısı da 98 itibariyle 540 bin. Yani 500 binden fazla, yarım milyondan fazla çocuk kimsesiz. Ve sokakta yaşayan çocukların da 20 bin, 30 bin olduğu söyleniyor. Evet. Bu Türkiye için tabii ki büyük bir utanç. Evet. UNICEF yine bu konuda özellikle Milli Eğitim Bakanlığı'yla ya da bu çocuk vakıflarıyla bir işbirliğine, bir ortak çalışmaya giriyor mu? Tabii giriyor. Ancak bunlar UNICEF için de çok yeni şeyler. Yani bu sokak çocuğu olayı çok yeni bir şey. Bugünkü, Brezilya'da da başlı başına ülkenin en büyük problemlerinden orada bir tanesi. Orada çok daha kötü durumda. Birçok yerde var. Bize İspanyol Komitesi'nden bir mektup geldi. Hilton civarında bir küçük çocuk görmüş. O küçük çocuk daha büyük bir çocuk tarafından dövülerek bir cepleri aranmış falan. Buna ne yapıyorsunuz diyor. Şimdi buna biz ne yapabiliriz? Yani polise gittik diyorlar. Polis biz buna karışamayız dedi diyorlar. Polis alıp çocuğu bir yere götüremez. Yani bir de kanunları var ülkenin. Çocuk sokak, mesela diyelim ki birisi geldi, polise çocuğu verdi. Hı hı. Aldılar çocuğu, götürdüler. Karakola götürdüler. Ne yapacaklar? Neticede bu bizdeki örgütlerden birine haber verecekler. Olan kimsesiz çocuklarla ilgili kuruluşlara haber verecekler. Bu her yerde böyle, Türkiye'de de böyle. Tabii ki sizin dediğiniz çok doğru, yani olmaması gerekiyor. Eğitimle bunun azalması bekleniyor. Bir de tabii ki genel hayat düzeyiyle düzelmesi gerekiyor. Bir de bu çocuklara sanılıyor ki bu yanlış bir şey. Ben birazcık da genellikle zannedilip de öyle olmayan şeylerden bahsetmek istiyorum bugün. Sokak çocuklarına hiçbir şey yapılmıyor mu? Sokak çocuklarına bir şey yapmak o kadar kolay bir şey değil. Olsa yapılırdı, Türkiye'de yapılırdı. Çünkü daha bir sistemi kurulmuş bir devlet var. Neden yapılamıyor? Çünkü dediğimiz gibi bunların bir kısmı işte kendilerini zamp koklayarak avutan çocuklar. Bir kısmının ailesi var. Dolayısıyla ailesiz olmadığı için de ona polis el koyup bir şey yapamıyor. Aileye gidiyor, aileye bilmiyoruz, o sokakta geziyordu diyor mesela, gezebilir mi? Gezer, Hilton civarında geziyor 5 yaşında çocuk.
Yani ailenin cezalandırılması lazım. Aile cezalandırılınca ne olacak? Çocuğunu daha çok sevecek mi? Yani aileden ceza mı, para cezası mı keseceksiniz? Bütün bunlar işte bu yılki şu gösterdiğiniz kitapta da zaten bundan dolayı bu sene gene eğitim. Sık sık eğitim konusu ele alınıyor. Burada da soracak eğitim, sokak çocukları aile eğitilecek. Çocuklar üzerine bir rapor var. Evet. Sokak çocukları eğitilecek. Sokak çocuklarıyla meşgul olması gereken kişiler eğitilecek. Çünkü sokak çocuklarına çok hayırsever vatandaşlarımız var. Çok şeyler yapıyorlar. Çok paralar veriyorlar. Bir bütün düşünülen bir yer yapalım. Ama bu bağışları ve paraların çok iyi değerlendirilmesi gerekiyor ki sonuca evet, gidilebilsin. Tabii. Yoksa evet. Maddi tabii. Desteğin verilmesi tabii yetmiyor. Ki çok önemli. Çünkü ama neden? Bizde şöyle bir anlayış var. Çok çocuk eğer sokaktaysa ve kimsesizse o çocuğu giydirirsen o çocuğun işi halledilmiştir. Bir de kocaman bir bina yapıp içine sokarsanız iyidir. Ama orada o çocuklar nasıl bir şekilde büyüyorlar? O da çok önemli. O çocuklara bakıcı olarak gelen kişiler hepsi eğitimli mi? O çocuklar ne şekilde topluma kazandırılıyor 18 yaşında çıktığı zaman? Sokaktaki çocuk bir kere o öyle bir yere girip oturmuyor. Sokuluyor, o gün karnını doyur, giyiniyor, ertesi gün gene sokakta. Çünkü oranın hürriyetine alışmış durumda. Hmm. Oradan kendilerine göre bir takım sistemleri var onların. Bazı birbirleriyle bir çok ilginç ilişkileri var. Birbirlerine bağlı şekilde gelişen. Bunlar hepsi sanıldığından çok daha zor şeyler. Ve bunun üzerinde UNICEF ne yapıyor derseniz, UNICEF bu tür çocuklara ne tür eğitim verilmesi gerektiği, nasıl rehabilite edilmeleri gerektiği konusunda demin de onu vurgulamak istedim. Daha çok yol gösterici rol oynar. Peki, UNICEF gidip el koyamaz bir çocuğa, bu çocuk burada sokakta diye. Yol gösterici rolünü düşünür isek UNICEF'in 1960'lı yıllardan bu yana Türkiye'de çalışıyor dediniz. Türkiye Milli Komitesi, yani UNICEF'in Türkiye ayağı diyebiliriz. Gerçi bir duraklama dönemine girmiş olsa da yaşamaya devam eden bir kol bu. Özellikle hangi alanda çocuklara dair hangi alanda yol göstericiliği bir sonuca götürdü ya da gerekli fonu yaratabildi Türkiye Milli Komitesi UNICEF'in? Bir kere şunu gene tekrar söylemek istiyorum. Türkiye'nin Sağlık Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı var. Çok iyi çalışan müesseseleri var. Bunların üstünde bir şey UNICEF yapmak durumunda değil. Onlarla beraber peki hemen yapabilir. Onu açalım. Evet. Sağlık Bakanlığı, Kültür Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı gibi bakanlıklarla resmi bir ilişkisi var mı tabii, UNICEF'in? Tabii. Bir kere UNICEF bir yerde eğer proje yapılacaksa muhakkak bu kişileri bir araya getirir. Yani ülkenin bu konulardaki sorumlularını bir araya getirmekle yükümlüdür. Kimler bunlar? İçişleri Bakanlığı. Neden İçişleri Bakanlığı? Çünkü eğer bir önlem alınacaksa, bir şey yapılacaksa buradan giden talimat bizim ta Kars'ta da aynı uygulanır. Batı'da da aynı şekilde olur. Yani Türkiye'nin merkezi sistemi dolayısıyla UNICEF'e çok yardımcı olan bir sistem bu. Evet. Çünkü tek tek eyaletler olsa diyelim, herkes kendi bildiğini okuyacak. Halbuki burada merkezde İçişleri Bakanlığı'nın yetkilileri, Sağlık Bakanlığı'nın yetkilileri, Eğitim Bakanlığı yetkilileri, çevre girebilir bunun içine ve Çalışma Bakanlığı. Bütün bunlardan uzman kişiler gelirler. UNICEF'ten de uzmanlar gelirler. Konuları bakarlar, araştırmaları yapılır. Araştırması hiçbir şeye çare bulunamıyor. Şu anda sokak çocukları konusu bugün UNICEF'e de direkt merkezine de sorsanız araştırma aşamasındadır. Hangi çocuklara ne tür davranış lazım? Çünkü onların da bin türlü hastalık gibi. Her türlü şimdi hastalık var. Bayram, bir hastalığı herkes bu bakamıyor. Bayram gününde tabii ki çocuklarımız hep gülsün. Hep mutlu olsun. Böyle sorunları ele alarak bir anlamda o bayram havasını bozmuş olabiliriz. Ama sorunları konuşmalıyız ki o bayram havası, o bayram ruhu yıl boyunca devam etsin çocuklarımız için. Şimdi Türkiye'de çocukların işte eğitim problemi var dedik, işçi çocuklar var, sokak çocukları var, beslenme problemi var bildiğim kadarıyla. Çünkü mesela iyot eksikliği çok büyük bir problem çocuklarda, zeka geriliğine neden oluyor, demir kaybına neden oluyor ve yeni tuzlarımıza iyot karıştırılmaya başlandı. Bebek ölüm oranlarında da hep Türkiye ilk sıralardaydı ama zannedersem yavaş yavaş düşmeye başladı. Çünkü yine UNICEF'in hazırladığı bir
dosyada, bir çalışmada bakıyorum ki Türkiye 81. sıraya düşmüş. Evet. Gönül ister ki tabii çok daha aşağılara düşsün. Ki onun yapılabilmesi lazım. Evet. Dayak da başlı başına bir problem ülkemizde çocuklar söz konusu olduğunda değil mi? Mesela yine bir istatistiğe göre Çocuğu İstismardan Koruma ve Rehabilitasyon Derneği'nin yine 98 rakamlarına göre her 100 çocuktan 78'i maalesef ülkemizde dayak yemeye devam ediyor. Şimdi bu kadar problemler var ama UNICEF'in özellikle bu konuda da Türkiye'de bir gelişme söz konusu. İşte şu alanda artık çocuklarımızın yüzü gülüyor dediğiniz neler var? Mesela sanıyorum 70'lerden bahsediyorsak, 80'lerden hatta, çok güzel aşı kampanyaları yapıldı. Yani çocuklar 5 çocuk hastalığından ölmemesi sağlandı. Çünkü çocuk hastalığından ölmemesi çok mümkün. Aşıyla önlenebilir hastalıklar bunlar. Çocuğun aşısı olsaydı o çocuk ölmeyecekti. Evet. Yani bu çok önemli. Bunun aşı yaptırın demek tabii çok kolay. Kampanyalar yapılıyor. Halk bilinçlendiriliyor. Çok önemli olan şey bu UNICEF'te. Halkı bilinçlendirmek, bunu kabul etmelerini sağlamak. Türlü şeyler çıkarıyorlar biliyorsunuz. Çok acı şeyler de oluyor. Geçen gün bir gazetede birkaç ay önce gördüm. Aile, çocuklar aşılanacakmış. Aile kızları aşılatmamış da oğlanları aşılatmış. Daha kıymetli olduğu için mi? Ya da ona mı yettiği güçleri bilmiyorum her nedense. Neticede aşılanmayanlar ölmüş oluyor. Yani bir kızamıktan bir çocuk ölmemeli. Bu çağda ölmemeli. Ölmemeli ve bunun çok güzel önü alınabiliyor. Bunlar da çok çalışmalar yaptı. Sonra demin dediğiniz gibi İLO'yla beraber çalışmalar var. Dernekler hep bir araya gelir. UNICEF'le beraber çalışmaları var. Kitaplar çıkıyor. Eğiticiler eğitiliyor. Mesela polisler eğitiliyor. Sokaktaki çocuğa nasıl davranması gerekiyor? O çocuk ne durumdadır? Türlü yöntemlerle eğitiliyor. Yeni metotlarla eğitiliyor. Zaten polislerimiz yani çocuklara bir şey yaptığı çok fazla söylenemez. Siz bu bilinci yaymak için kamuoyuna UNICEF'in tanımını iyice anlatabilmek adına iyi niyet elçileri de seçtiniz değil mi? Tabii. Sevilen ve beğenilen sanatçılar arasından. Tabii şimdi zamanımız medya zamanı. Medyatik insanların çok daha katkısı olabiliyor. Şimdi herhangi bir hanım çıkıp bu çok iyidir bunu yapın demesi başka. Çıkıp bizim Nilüfer mesela bizim iyi niyet elçimizi ilan ettik. Çünkü kendisi çok gönüllü oldu. Birçok konularda bize yardımcı oldu. Fon toplamada özellikle sesiyle her şeyiyle. Onun çıkıp da bir şey söylemesini daha çok insan hatırlar. Çok daha etkili olabilir tabii beğenilen. Veya tabii ki Cumhurbaşkanımız bir şey söylediği zaman daha çok hatırlanıyor. Yani bu insanların tanıdığı bir yüz görüp onu dinlemesi, seviyorsa hele müziğini daha çok duyacaktır ve çok çok kitlelere ulaşıyor biliyorsunuz sanatçılarımız. Cumhurbaşkanımız dediniz, ben hemen Cumhurbaşkanımızla devam edeyim. Cumhurbaşkanımızın o ünlü şapkasının da satılacağı bir müzayede düzenliyorsunuz. Evet. Onu da duyurmak istiyorum ben izleyicilerimiz için. 29'unda değil mi? 29 Nisan'da Hilton Oteli'nde saat 19'da UNICEF tarafından bir müzayede düzenleniyor. Bu müzayede katılmak isteyenler orada pek çok ilginç ürünü satın alarak UNICEF'e bağışta bulunabilirler. Bu ilginç ürünlerden bir tanesi de Sayın Süleyman Demirel'in o ünlü şapkası. Onun dışında ben yine izninizle UNICEF'in telefon numaralarını vermek istiyorum. Tabii, daha fazla bilgi almak isteyen izleyicilerimiz için ya da bağışta bulunmak isteyen izleyicilerimiz için. Bu konuda İstanbul numarası en önemli. Evet. İstanbul yürütüyor bu işi. İstanbul UNICEF telefon numarası 0212 kod. Telefon numarası 252 52 22. Ankara telefon numarası ise 0312 kod. Telefon numarası 438-77. Bir de bildiğiniz gibi Balkanlarda yaşanan bir savaş var. Hepimizi çok üzen bir dram yaşanıyor Kosova'da. UNICEF o konuya da el atmış bir örgüt. Kosova'daki çocukların bağışta bulunmak isteyen izleyicilerimiz için de ben bir hesap numarası vermek istiyorum. Vakıfbank Çankaya Ankara Şubesi
85-85. Tekrar ediyorum, tahmin ediyorum yönetmenimiz alt yazı olarak da geçecek sizler için bunu. Vakıfbank Çankaya Ankara Şubesi 85-85. Bu hesap numarası özellikle Kosova'daki çocuklara bağış yapmak isteyen izleyicilerimizin kullanacağı hesap numarası. Teşekkür ederiz. Bu da bizim için çok büyük bir yardım. Biz kısmen yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çünkü sizin Türkiye'deki çocuklara yaptığınız yardım çok daha önemli. Bizim bir TUZ projemiz de oldu. Belki duymuşsunuzdur. Biz zarflar içinde mektuplar yollayarak, yanına da bir çek kağıdı koyarak fon topluyoruz. Evet. İyotlu TUZ yararına da bir fon toplamamız oldu bu yıl. Bu yıl 2-3 tür fon toplamamız oldu. En sonuncusu bu Kosova, fakat en önemlisi şu sırada, biliyorsunuz birçok çocuk geldi, birazcık onlardan bize yeni gelen haberler var. Birçok ülkelere geldiler, fakat hala Kosova'da kalmış olanlar var ki onlara hiçbir şekilde yardım örgütleri de ulaşamıyorlar. Ulaşılması önleniyor. Onun için gelenlere ne yapabilirsek yapmaya çalışacağız. Bunlara da UNICEF her türlü yardımı yapıyor. Şu sırada yapmakta. Orada ekiplerimiz var. Bu ekipler daha çok ne yapıyorlar? Tabii gıda, küçük çocuklar özellikle, anne sütü alan çocuklar. Tabii biliyorsunuz annelerin morali bozuk olduğu zaman sütleri geri gider. Bütün bunlar yaşanıyor. Tabii sokaklarda yatanlar var. Zatürre var. Türlü ishaller başlıyor. Dağlarda yattıkları sular temiz midir, değil midir, içtikleri belli olmadığı için. Temiz su, sağlık hizmetleri ve her şeyden önce de bugün 15 yaşının altında, yarısı bu gelen göçmenlerin hepsinin yarısı 15 yaşının altında kişiler. Bunların moral durumlarını, yani bu savaştan bambaşka tipler olarak çıkmamaları için elden gelen her şey yapılıyor. Oyun yerleri sağlanıyor. Onlara işte özel eğitimler veriliyor, psikiyatri demeyeyim de psikolojik yaklaşımlar sağlanıyor. En çok bunun üstünde duruluyor çünkü bunlar geleceğin büyükleri olacak ve çok travmalı, çok yaralı kişiler olarak çok çıkmamaları önemli, değil gerekiyor. Mi? O Hayat Güzeldir filminde de o çocuğun o savaş ortamını hiç hissetmemesi, belki onun çok sağlıklı bir genç olarak büyümesi anlamına gelecek. Yalnız orada UNICEF olarak bir itirazımız var. Bizim çocuğa yalan söylenmeyecek. Çocuk aldatılmayacak. Belki beyaz yalanlar bir istisna olabilir. Evet. Çok teşekkür ederim efendim. Ben programa katıldığınız ederim. İçin ve verdiğiniz mesajlar çok için. Çok sağ olun. Programımızın sonunda konuklarımıza uzattığımız bir defterimiz var. Sizin için de bir sayfa ayırdık. Diyorum ki içinizden ne geliyorsa lütfen buraya bizler için yapıverin.